Değerli Hazrun, Andre Mantegna'nın Sanzana Zeno Altar tablosunda görülen Türk tekstillerine dair konulu bir tebliğ sunacağım size. Tekstil ve dolayısıyla halı tabi yüzyıllardır Türk sanatında ve kültüründe önemli bir yere sahip. Yani Türkistan coğrafyasını takiple Anadolu hatta Balkanlara ve hatta Avrupa'ya kadar Türkler vesilesiyle giden halının bu uzun yolculuğu birçok milletin sanatını ve kültürünü etkilemiştir. Özellikle Haçlı seferlerini takiple Türkistan kökenli Anadolu Türk halıları Türk sanatını farklı yönleriyle de dünyaya tanıtmada etkili olmuştur. Tabii dünyanın önemli sanat eserlerini üretmiş olan pek çok ünlü ressam da Türk dokuma sanatına kayıtsız kalamamışlar. Kendilerinden daha değişik ve sembol dili olan yanışlarla bezeli Türk halılarını eserlerine yansıtmayı da özellikle Rönesans döneminden sonra bir alışkanlık hatta bir kural haline getirmişlerdir. Kendi yapamadığını başkalarının yapmasına olanak tanımak günümüz uygar toplumlarının varmak istediği kültür düzeyiyle ilgili bir düşünce ölçüsüdür. Tabi uçsuz bucaksız Türkistan coğrafyasının sanatçısı sanatkarane eğilimlerini yerleşik uygarlığın sanatçısından değişik yönde yansıtabiliyordu. Avrupalılar Türk halısını 1. Haçlı Seferi sırasında tanımışlardır. Avrupa'da özellikle 15. yüzyılda İtalyan, işte Flaman, Alman ve diğer bazı ressamların tablolarında Selçuklu ve Osmanlı halılarının desenlerini hatırlatan halı tasvirleri görülüyor. Ancak henüz 14. yüzyıl tablolarında da düz dokumalar ya da halı olarak dokumaların tablolarda tasvirlendiğini de biliyoruz. Avrupa prenslerinin zenginlik göstergeleri haline gelmiş ve sahip oldukları halıları kendi şekilleriyle birlikte ölümsüzleştirmek için zaman zaman dönemin ünlü ressamlarına tablolarını da yaptırmışlardır. İşte Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa müzelerinde de bu tip halı örneklerine rastlayabiliyoruz. Türk halıları ile ilgili tarihlendirme açısından önemli kaynaklardan birisi mutlaka ki Rönesans dönemi Avrupalı ressamların tablolarıdır. Yani tablolarında Türk halısı tasvirleyen ressamlar denilince genelde hemen hepimizin aklına Hans Holbein, işte Lorenzo Lotto, Crivelli gibi isimler akla geliyor. Oysa Rönesans döneminin en önemli İtalyan ressamlarından Andrea Mantegna. Kıymetli Hazırın, Aksu Belediyesi, Kafkas Kültürel Mirası Araştırma Enstitüsü, İtalya Yok Oku ve Aksu Tedris Merkezi ile Türkiye temsilcisi olmaktan gurur duyduğu Miras Kurumu'nun işbirliğiyle hazırlanan ve kıymetli kardeşim Doktor Fares Halili'nin sedirliğini üstlendiği bu sempozyuma katılmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Fares Bey maşallah güzel işler yapmaya yorulmadan devam ediyor. Ayrıca bu sempozyumun geçen yıl kaybettiğimiz Azerbaycan'ın görkemli arkeoloğu ve benim de çok yakın dostum, hepimizin çok sevdiği bir insan olan Profesör Doktor Kamil İbrahimov anısına düzenlenmesinden de duyduğum memnuniyeti de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakın geçmişte biz de Türkiye'de 12 ülkeden 19 üniversitenin ortaklaşa düzenlediği büyük bir kongre tertip ettik. Ve tabii ki bu görkemli kongreyi de merhum dostumuz Kamil İbrahimov'a armağan olarak hazırladık. Ben değerli dostum Kamil İbrahimov'a bir kez daha huzurlarınızda rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah onu cennetinin en güzel köşelerinde ağırlasın. Azerbaycan benim için özel bir yer. Benim ikinci vatanım. Onlarca kez geldim Azerbaycan'a. Her şehrini, her rayonunu defalarca gezdim. Ve elbette ki defalarca Aksu şehrinde de bulundum. Hatta Aksu kazı alanındaki konak evinde de kaldım. Aksu bizim için önemli bir rayon. Sizler de iyi biliyorsunuz ki Aksu şehri 1735 yılında Afşar Hanedanı'nın kurucusu Nadir Şah tarafından kurulan bir şehir. Zaman zaman Şirvan Şahlar Hanlığı'nın, Şirvan Hanlığı'nın da merkezi
de olmuştur Aksu. Tabii Şamaha ve Bakü Şirvan Hanlığı'nın başkentiydi, ancak Aksu da Şirvanşahların önemli şehirlerinden birisiydi. Bu sempozyum üçüncüsü düzenleniyor. Bu üçüncüsü düzenlenen sempozyumun programında gördüm ki her biri diğerinden kıymetli, çok önemli alimler var. Birçoğu yakın dostum olan Profesör Gaffar Cebiye, Profesör Kübra Aliyeva, Profesör Şiker Gasımov, Doçent Doktor